Siyasi ortam o kadar gergin ki sayın seyirciler, liderler bir selamı, bir merhabayı bile birbirinden esirgiyor. Cenazede ya da törende mecburen yan yana geldiklerinde ise birbirlerini görmezden geliyorlar. Buyurun izleyelim efendim. Şunlara bak, yine selamlaşmadılar. Babalarının malını pay edemiyorlar sanki. Ne haber lan suratsız? Konuşma, konuşma. Selamsızda mı oturuyorsun sen? Adam bir merhaba eder önce. Sen niye demiyorsun? Lan önce senin demen gerekir. Yok ya. Bak dirsek atma. Dirsek atma, dirseğin Allah'ını görürsün ha. Oğlum oynama lan. Dirsek teması yapıyoruz lan burada kıl herif. Hadi be oradan. Vay argoda biliyorum ayakları ha. Sen mi bileceksin bir tek her şeyi ha? Eskidi oğlum o laflar, eskidi. Mal çobanı. Oğlum bak sesini yükseltme. Millet bağırıştığımızı sanacak. Adam mısın lan sen? Ulan dirsek atma diyorum sana. Bak gıdıklarım. Yemin ediyorum gıdıklarım. Cenazene bir rezil olursun. Lan. Lan hoca geliyor hoca. Cemaati Müslümin. Bugün burada eski bakanlardan Kambis Kapuska Beyefendi'nin cenazesi için toplandık. Allah taksiratını affetsin. Amin. Sayın seyirciler, kolay meslek yoktur. Her işin kendine göre bir zorluğu vardır. Gazeteciliğin zorluğu ise diğer mesleklere göre çok başkadır. Nasıl mı? Hep beraber izleyelim efendim. Zafer, bir bakar mısın? Buyurun yayın müdürüm. Bu hafta sonu için ne yazacaksın gazeteye? Efendim ben baharda açan mimozalar hakkında bir yazı dizisi yapmak istiyorum. Baharda açan mimozalar mı? Evet. Ulan kim ne yapsın mimozayı? Okuyucunun ilgisini çekecek bir konu bulsana. Ya vallahi çok tutuksun bugünlerde ha. O zaman şey yapayım. Kuşlar neden cıvıldar? Kuş bilimcilerle görüşürüm. Çok güzel fikir. Ya Allah sen boş ver kuşu falan ya. Senden böyle toplumu ilgilendiren haberler bekliyorum ben. Bak gerçekten hiç eskisi gibi değilsin Zafer. Çok tutuksun ha. O zaman şöyle bir şey yazsam. Kilimlerdeki motifler ne anlama gelir? Toplumu da ilgilendiren yöresel bir şeydir bu. Ya oğlum anlamıyor musun sen benim söylediğimi? Ben senden böyle geleceğe dair haberler bekliyorum. Buldum. Fal çeşitleri. Kahve falı, el falı, bakla falı. Böyle röportajlı falan bir yazı dizisi yaparım. Zafer, bir ya. Fal nereden çıktı şimdi? Ben sana politik bir şeyler yaz diyorum. Bu kadar tutuk olma diyorum. Neyse, kime söylüyorum ki? Hadi biraz daha düşünsen en iyisi. Tutuk olma, tutuk olma. Tutuk olmayayım da tutuklu mu olayım ya? Hayret bir şey. Ben en iyisi bahar alerjileri hakkında bir yazı dizisi patlatayım. Sonra sen sağ, ben selamet. Sayın seyirciler, İstanbul'da bir ilköğretim okulu öğretmeni Amin Maluf'un Semerkant adlı romanını öğrencilerine tavsiye ettiği gerekçesiyle soruşturma açıldı. Yapılan bu uygulama ise tepki toplamaya devam ederken farklı yorumlar da var. Buyurun izleyelim efendim. Evet çocuklar, bu hafta hepinizden birer kitap okuyup öyle gelmenizi istiyorum. Klasiklerden bir tanesini okuyabilirsiniz, anlaştık mı? Peki hocam, yerli mi yoksa yabancı klasikleri mi okuyalım? Fark etmez arkadaşlar, önemli olan sevdiğiniz bir romanı baştan sona kadar okuyabilmektir. Hocam, bir romanı bitirenler ikinciye başlayabilirler mi? Tabii ki çocuklar, dilediğiniz kadar kitap okuyabilirsiniz. Gel lan buraya, kaçma. Senin gibi öğretmen olmaz olsun ulan. Ulan sen misin bizim çocuklara kitap okuyun diyen ha? Ulan bir yakalarsam seni. Ulan var ya, senin gibi öğretmenler yüzünden bu hallere düştük zaten. Allah senin cezanı vermesin ulan, kaçma lan. Ya ben ne yaptım kardeşim ya, bıraksanız da peşimi. Bak ya, hala utanmadan konuşuyor, tutun lan şunu. Ulan çocuk senin yüzünden okuyup adam olmak isteyecek. Yarın bir gün üniversiteye gideceğim baba diye tutturacak, uğraş dur sonra. Sanki okuyan bu devirde iş buluyor da. Sen ne diye kitap okutturuyorsun lan bu çocuklara? Yardım edin, ne olur yardım edin, bu adamlar beni öldürecekler. Hop hop hop, durun lan, ne oluyor lan burada? Şşş, durun lan, manyak mısınız kardeşim, ne istiyorsunuz adamdan? Bu adam öğretmen amirim. Suçu ne bu öğretmenin? Suçunu bir bilseniz bize zaten hak verirsiniz memur bey. Söyle bakayım ufaklık. Sana kitap oku diyen öğretmen hangisiydi? Şuydu. Tamam evladım, sen çıkabilirsin. Götürün lan bu adamı. Atın nezarethaneye de aklı başına gelsin. Ulan bu devirde kitap mı okutulurmuş? Sayın seyirciler, yasa dışı dinlemeleri araştırma komisyonu dinleme rakamlarına ulaştı. Son 10 yılda mahkeme kararı ile dinlenen kişi sayısının 470 binin üzerinde olduğu ortaya çıktı. İzliyoruz efendim. Affedersiniz, saatiniz kaçtı acaba? 3'ü çeyrek geçiyor. Teşekkür ederim, sağ olun. Bir saniye, benim kulağım sizi bir yerden ısırıyor galiba.
Gözüm ısırıyor diyecektiniz herhalde. Yok, kulağım ısırıyor benim, kulağım. Ses tonunuz bana hiç yabancı gelmedi de sizi nerede dinlemiş olabilirim acaba? Dinlemek derken? Yani hiç Ankara'da telefonla konuştunuz mu mesela? Ankara'yla konuştum. Dayımın oğlu var Ankara'da. Ankara'yla demiyorum, Ankara'da diyorum. Yo. Peki ortam dinlemesi yapılan bir mekanda bulundunuz mu? Bilmem, bulunmamışımdır herhalde. Peki üzerinize dinleme cihazı da mı yerleştirilmedi hiç? Yo, yerleştirilmedi. Ya kardeşim sen siyasetçi misin? Değilim. Gazeteci misin? Yo. Bürokrat mısın? Yok, o da değilim. Allah Allah. O zaman demek ki senin sesini birine benzettim. Hadi eyvallah. Allah Allah, deli midir nedir? Allah'ım ya Rabbim ya. Ulan o kadar çok kişiyi dinliyoruz ki herkesi daha önce dinlemişim gibi geliyor bana. Benim şöyle sessiz sakin bir yerde bir tatile ihtiyacım var. Anlaşıldı. Sayın seyirciler, siyaset bazen çok hassas süreçlerden geçer. Önemli bir soruna çözüm arayan siyasetçi o süreçte bütün tarafları dengelemeye çalışır. Bir taraf benim taviz verdiğimi düşünmesin diye öteki tarafa bazen bilerek sertlik yapar. Buyurun izleyelim efendim. Hanım, artık hesabı istiyorum. İste be, iste. Şef, bizim hesabı alır mısın lütfen? Hemen alıyorum Semih Bey. Buyurun efendim. Sağ ol canım. Ne geldi? 335 lira. Sen ne bırakacaksın? 400 bırakırım. 65 lira bahşiş çok fazla bey. Gören duyan olursa koskoca parti başkanı Semih Tencere garsona taviz verdi der. Yapma ya, öyle mi derler? Tabii, bu kadar taviz verilir mi? Tefe koyarlar seni vallaha. İyi de bu restorandaki şef bana 25 yıldır hizmet ediyor ya. 10 lira 20 lira bahşiş bırakılır mı? Adam ne der içinden? Bilemem artık, siyasetçi olan sensin. Bir yolunu bul. Dur o zaman. Şefciğim bir bakar mısın? Buyurun Semih Bey. Böyle hesap mı olur lan? Böyle bahşiş mi olur lan? Al götür şunu. Al götür bahşişi de sen de gözüm görmesin. Yürü git lan. Tabii, nasıl emrederseniz. Çok affedersiniz ya. Vallahi kusura bakmayın. Sizi de rahatsız ettik ama yani olacak şey değil doğrusu ya. Yani, ayıptır, 25 yıldır ben bu restorana geliyorum ya. Kalk gidelim hanım. Kalk gidelim biz de. Şefciğim, sen de bunca yıldır siyaset dünyasının içindesin. Yani beni anlayışla karşıladığını ümit ediyorum. Ne demek Semih Bey, elbette. Ya bu aralar kimseye taviz vermemem gerekiyor biliyor musun? Yani o bakımdan şeklen sert çıktım sana. Sen şimdi şu 100 kağıdı al, bu senin. Tamam mı? Hazır mı bizim alama? Teşekkür ederim beyefendiciğim. Tabii ki hazır. İyi günler, iyi günler. İyi günler canım benim. Gözlerinden öperim. Sayın seyirciler, Baba Haber Bülteni bugünlük de sona eriyor. Yarın görüşmek üzere efendim. İyi akşamlar.